Biz müvekkillerle dün görüştüğümüzde çok ağır işkenceye maruz kaldıklarını öğrendik. Bir tane polis memurunun olayda parmağı kırılmış. Bu parmak kırıklığının karakolda yapılan işkence sonucu olduğunu söylemek istiyorum. Yani eve doğru ilerliyordum sahil tarafından. O anda polisler geldi. Polisler geldi. Bir baktım onlara doğru gitti. Dedi ki set öblerini hemen aldılar zaten. Kimliği de ver dedi. Arkadaş dedi ki oradaki arkadaşlar dedi ki siz dedi yanlış yapıyorsun dedi. Bunu yapmamanız lazım. Arkadaş dedi ki sizi de alırız. Siz kimsiniz filan diyordu. Arabanın içine aldılar. Bir baktım vurmaya başladılar o anda. Vurmaya başladılar. Sonra o anda ben oraya doğru ilerledim. Dedim bağırdım benim yaptığını sus dedim yapmamanız lazım böyle şeyler dedim. Tabii kimse dinlemiyorlardı. O an vurduktan sonra millet oradaki gençler tepki gösterdi vurmayın filan dedi. O anda sadece silah çıkardı silah sıkmaya başladı. Ondan sonra bir tane polis gel dedi buraya gel dedi. Ne yapıyorsun ben video çekiyorum dedim yaptığını suç dedim. Ondan sonra ilerlemeye başladım bir vakit polis geldi tuttu. Karakola gidene kadar zaten darp ettiler. Ondan sonra karakolda zaten test kelepçe yaptılar. İlk önce sen vuruyorlardı ondan sonra biber gazı sıktılar yüzümüze onları tanımamamız için galiba. Karakola işte hastaneye gittik ondan sonra. Hastaneye gitmeden önce zaten bizi uyardılar. Dedi biz bunun bir de geri dönüşü var. Sakın tarp raporu almayın. Eğer alırsanız sizlik ondan sonra tabi yoluna giderken de darp edildik. Hastaneye getirdikten sonra doktor hanım dedi ki darp edildiniz mi? Polise yanımızdaydı tabi biz dedik yani yanımız olmasaydı bile yine onların yanına gidecektik yani mecburen darp edilmedik dedik. Bindik ondan sonra yine darp edildik. Ondan sonra zaten yine aldılar oraya. 200 saat filan test kelepçeyle beklettiler bizi orada. Ya suç, halay çekmesi suç mu? İşkence çok açık bir şekilde devlet politikası olarak uygulanıyor. Bu arkadaşlarımıza yapılan işkence sadece bir işkence değil, tek başına işkence değil. Irkçı sayıkla yapılmış bir işkence. Arkasındaki ırkçı sayıkı eğer tartışmazsak, savcılar tartışmazsa bu sayıkla yapılan işkence devam edecek. Kürdün her haline düşman olan bir siyasi iktidar var karşımızda. Seçim sonuçlarıyla bir kez daha gördük ki ırkçı milliyetçilik çok artmış durumda. Devam edeceğiz takip etmeye hep birlikte ama gerçekten herkesin bir kez daha düşünmesi gerekir. Yani şiddet dilinin bu kadar rahat kullanıldığı bir yerde hiçbirimizin can güvenliği yok. Kürdün her haline düşman bir iktidar var. Kürdün diline düşman, halayına düşman, avukatına düşman, doktoruna düşman, gazetecisine düşman, insan hakları savuncusuna düşman, Kürdün varoluşuna düşman bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Herhangi bir Kürde ya da mülteciye ya da herhangi bir insana kimden nereden bir ırkçı eylemi ya da saldırı gelirse bunun sorumlusu katili AKP'dir, bu devlettir. Artık bu dilinden, bu cinsiyetçi, bu eril, bu sadist dilinden derhal vazgeçsinler. Her yerde arkadaşlarımız gerçekten canı burnundan geziyorlar. Sizin diliniz bizim halkımızı yok ediyor, öldürüyor, kutuplaştırıyor. Yeter artık. Hiç utanmıyor musunuz? Sizin evinizi yapan o inşaat işçileri. Hiç utanmıyor musunuz gezdiğiniz parklara, gezdiğiniz yollarda o inşaat işçileri yapmış? Hiç utanmıyor musunuz gerçekten o çay veren Kürt'tür size? Başınızı çevirdiğiniz her yerde o yemeği veren Kürt'tür hizmet ediyor. Nalet gelsin sizin dilinize, nalet gelsin sizin siyasetinize ve çirkin, gerçekten barbar siyasetinize. Kahrolsun gerçekten. Yani biz gerçekten öfkeliyiz. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bir genç arkadaşımız yine, Süleyman, bu arkadaşların gittiği karakola gidiyorlar. Oraya giderken arkadaşlarının akıbetini soruyor. Yemek vermek için gidiyor. Tokat vuruyorlar, siktir git diyorlar. Aynen böyle anlattıklarını söylüyorum. Sonrasında ekibe söylüyorlar ki çocuk gidiyor tabii ki geri korkuyor gidiyor. Gidip çocuğu tekrar geri getiriyorlar. 7-8 kişi tuvalette üstüne düşmüş öldüresiye dövüyorlar. Ve gerçekten o parmağın orada kırıldığına inanıyorum. Kimsiniz siz ya? Bu ülkenin sahipleri misiniz? Değilsiniz. Yeter artık bundan vazgeçin. Biz bunun takipçisi olacağız.
o polislerin gerçekten devlet hukuk devleti olsaydı, yasama yürütme ilave edilmeseydi derhal açığa alırlardı ve soruşturma açarlardı. Bunu yapmayacaksınız, biliyoruz. Biz her yeri inşa ettiğimiz gibi sizin dilinizi de sizin yaşamınızı da güzelce inşa edeceğiz ve politikamızla ve örgütlüğümüzle. Kaynaklı. Her soluksuz kaldıklarında ırkçılıkla soluk almaya, daha da göçmenleri, Kürtleri, kadınları hedef alan söylemlerde bulunmaya ve bunu sokakta örgütlemeye yöneldiklerini görüyoruz. Bugün gördüğümüz şey de bundan çok farklı değil. Biz işkenceyi sokakta giderek artan şekilde gözlemliyoruz. Karakollarda, GGM'lerde artan işkenceyi kendimiz bizzat gözlemleyebiliyoruz. Ve daha yani bundan birkaç hafta önce bir sokak sanatçısının öldürüldüğü yerde bugün polisin bizzat ırkçı bir saldırıda bulunmasının da zaten kurumsal bir şekilde ırkçılığı ne kadar sokağa tabana yaymaya çalıştıklarını gösterdiğini düşünüyoruz. Ben de birkaç şey kısaca söylemek istiyorum. Şimdi 14 Mayıs seçimlerine giderken ve bugün 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken AKP'nin topluma Türkiye 100 yılı olarak vaat ettiği şeylere bakıyoruz. Demek ki Kürt halkına işkenceyi vaat ediyor. Zira böyle olmasa bugün sokakta Kürt gençleri bütün dünyanın gözü önünde işkenceye maruz kalmazdı mehter marşları eşliğinde. Biz bu yapılan işkencenin hesabını sorana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bunun peşini bırakmayalım.